günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. MOX Eylül saldırısından sonra Azerbaycan'ın işgal ettiği bölgelinin haritası Lahey Mahkemesi'nde sunuldu. Avustralya hükümetine Arsak halkını korumak için çağrı yapıldı. ABD Kongre üyesi Frank Pallon, Berzor yolunun kapatılmasına karşı Amerika'daki Ermenilerin gösterisine katıldı. Samosat Adıyaman'daki eski Ermeni mezarlığı üzerine inşaat yapılıyor. Tarihçi Hamlet Petrosyan, Artsakh'ta bulunan eşsiz bir haçkar anıtı hakkında bilgi aktardı. Batı Ermenistan Televizyonu'nu destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Moks yerleşim yeri Van Gölü'nün güneyinde Doğu Dicle'nin sağ kolu olan Moks nehrinin kıyısında yer almaktadır. Her tarafı dağlarla çevrilidir. Şimdi Türkler Mokus diyorlar ve sıradan bir köydür kasaba, kale şehri olarak da anılır. Burada Amenapergiç Manastırı'nda Gaspar adlı bir mogun mezara korunmuş. Bazıları Mox Mox adının kökenini buna bağlıyor. Kasaba bahçelerle çevrili. İklim ılımandır. Kış yaklaşık 5 ay sürer. Ceviz, armut, elma ve erik ağaçları yetişir. Kasaba su kaynakları bakımından zengin, birçok soğuk su kaynakları ve akarsuları vardır. Eski zamanlarda Mok olarak adlandırılıyordu ve Mokats dünyasının Mok ilçesinin merkeziydi. 9 ile 11. yüzyıllarda aynı adı taşıyan eyalet ve ilçe ile birlikte Artruni prens krallarına tabi olmuştur. Orta çağda Mox, homojen bir Ermeni nüfusuna sahip kale şehriydi. Modern zamanlarda burada Ermenilerin yanı sıra Kürtler de yaşıyordu. 19. yüzyılın 70'li yıllarında 2000 nüfusu vardı ve 20. yüzyılın başında yaklaşık 1600 nüfuslu 200 hanesi vardı. Buradaki Ermeniler de 1895 ile 96'da olduğu gibi 1915 yılında Türklerin düzenlediği katliamlara maruz kaldı. Ancak Van'ın kahramanca müdafaa muharebelerine katılan Moks ve civar köylerindeki Ermeni sakinlerinin büyük bir kısmı Türk işgalinden kurtulmuş ve on binlerce başka Ermenilerle birlikte Rus birlikleri ve Ermeni gönüllü birlikleri eşliğinde Doğu Ermenistan'a göç etmiştir. Eylül ayındaki geniş çaplı askeri saldırıdan 4 aydan fazla bir süre sonra Ermeni tarafı ilk kez resmi olarak Azerbaycan'ın işgal ettiği bölgelerin haritasını yayımladı. Harita, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda Azerbaycan-Ermenistan Cumhuriyeti duruşması sırasında sunuldu. Ermenistan'ın iddiasını ortaya koyan avukatlardan Sean Murphy, iddianın ileri sürülmesine neden olan Ermeni mayınlarının Azerbaycan'da değil, Azerbaycan tarafından işgal edilen Ermenistan'ın egemen topraklarından olduğunu kanıtlamak için Lahey Mahkemesi'nde haritayı gösterdi. Bakü Uluslararası Mahkemede Ermenistan Cumhuriyeti'ni Azerbaycan topraklarını mayınlamakla ve Berzor koridoru üzerinden Karabağ'a mayın taşımakla suçluyor. Murphy Mahkemede yaptığı açıklamada şöyle dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Azerbaycan hükümeti tarafından mahkemeye sunulan fotoğraflarda gösterilen mayınların Azerbaycan tarafından 2021 ve 2022 saldırıları sırasında Ermenistan'ın egemen topraklarından alındığı sonucuna vardı. Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan haritada 2021 yılı Mayıs ve Kasım aylarında Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklar farklı renklerle gösteriliyor. Ayrıca haritadan Azerbaycan'ın Mayıs 2021 ve Eylül 2022 işgallerinde büyük miktarda toprak işgal ettiği anlaşılıyor. Batı Ermenistan, saldırgan Azerbaycan'ın sivil halka yönelik işlediği suçları çeşitli uluslararası platformlardan defalarca dile getirdi. Türkiye-Azerbaycan ikilisinin şu anda yaptığı yeni bir soykırıma hazırlıktan başka bir şey değildir. Batı Ermenistan, Ermeni tarafının haritayı sunarken Ermeni demografisini azaltmak amacıyla 1920'de bölgeyi yok eden katliamlara dikkate almamasından üzüntü duymaktadır. Avustralya Holocaust ve Soykırım Araştırma Enstitüsü ve Yeni Güney Galler Ekümeni Konseyi, Azerbaycan'ın Arsak'ın yerli Ermenilerine karşı eylemlerinden duyduğu endişeyi Avustralya Federal Hükümeti'ne bir mektupta aktardı. Açık mektubun yazarları Avustralya hükümetinin sessizliğini zahır edici ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Mektupta Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin Ukrayna'yı aktif olarak desteklediği bir zamanda biz en azından Avustralya Federal Hükümeti'nin Arçak'ın yerli Ermeni halkını destekleyen basın açıklamalarını umabiliriz. Arçak halkını savunmak için halka açık eylemlerin zamanı geldi denildi. Ve yeni Güney Galler Ekümeni Konseyi'nin mektubunda şu ifadelere yer verildi. Bu acımasız taktik, sahte çevreci protestocular, Abluka'nın Arsak Cumhuriyeti'ne karşı koordineli bir saldırı olduğunun sinyallerini veriyor. Bu saldırının halk için geri dönüşü olmayan insani sonuçlar yaratma, Arsak Ermenileri için hayata çekilmez kılma niyeti ve neredeyse hiç gizlemedikleri etnik temizlik hedefi var. Amerika'daki Ermeniler Washington'daki Kapitol binası önünde gösteri yaparak Berzor koridorunun kapatılmasını protesto ettiler. Protestoya ABD'li kongre üyesi Frank Pallon da katıldı. Pallon bunu Twitter'da paylaştı. Pallon, bugün Kapitol yakınlarında protestocular Berzor koridorunun Azerbaycan tarafından yasa dışı ve insanlık dışı abulgasını protesto ediyordu. Ben gururla onların yanında durdum ve Abediyi Aliyevi Artsakh halkına karşı insan hakları ihlallerinden sorumlu tutması çağrısında bulundum diye yazdım. Gönderiye eklenen fotoğraftan gösterilerin Ermenistan bayrağı ile ve Artsax ablukasının kaldırılması, Azerbaycan'a askeri desteğin kesilmesi ve diğer çağrıların yapıldığı pankartlarla eyleme geldiğini görünüyor. Batı Ermenistan'daki Samosat Adıyaman ilinin Kahta ilçesinde bulunan eski Ermeni mezarlığı üzerine bir inşaat projesi yürütülüyor. 8432 metrekare arazinin mülkiyeti devlete ve bazı şahıslara aittir. Ağos Gazetesi'ne konuyla ilgili bilgi aktaran Adıyamanlı Hayırsever Emeniler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Arman Bakırcıoğlu, ilgili makamlara başvurarak bölgede yapılan inşaat çalışmaları ile ilgili bir açıklama ve insan kalıntılarının uygun bir yere taşınmasını ve düzgün bir şekilde gömülmesini talep etti. Tarihçi Tigran şehrinde kazı çalışmaları yürüten kazı ekibi başkanı Hamlet Petrosyan, Facebook sayfasında fotoğraflar yayınladı ve ek olarak şöyle yazdı. Artsak'ta bulunan Haçkar, Ermeni Haçkar anıtı kültürünün eşsiz bir tezahürüdür. Bu Haçkar anıtı insanları, onların asıl mesleğini, beklentilerini, ölümsüzlük hakkındaki fikirlerini tasvir ediyor. Savaşçıların rölyeflerini taşıyan haçkar yazıtlarına bakılırsa, bunların en olası başlangıcının Arsak yetkililerinin bölgenin kurtuluşu için mücadeleye başladıkları 12. yüzyılın ortaları olduğu düşünülebilir. Yaklaşık 3 yıl önce Arsak'ın Patrasik köyünün ormanlarında büyük olasılıkla bu tür haçkarların ilk örneğinden biri olan bir haçkar anıtı bulundu. Haçkar üzerindeki rölyef sadeliliği ile dikkat çekiyor. Binicinin kıyafetleri, şapkası, yüzü, binici malzemeleri tasvir edilmiyor. Bu ayrıntılara göre Haçkar Anıtı 11. yüzyıla dayanıyor. Batı Emenistan Televizyonu Western Armenia TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmasına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Emenistan'ın tarihi, Bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konulara gündeme getiren haberler yayınlıyor. Ayrıca Batı Batımistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyor. Değerli yurttaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Birlikte biz güçlüyüz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vartuhi Haçatyan tarafından seslendirilen Ahçim Aran adlı eserini sunuyoruz. Ah Eserin tamamını web sitemizden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.